Yani deprem bir süreçtir ya da felaket bir süreçtir. Bilinmeyen şeyler değil, teknik gelişmiş artık. Bilim bunu tespit etmiştir. O zaman buna göre tedbir almak zorundasınız. İşte zihniyet burada devreye girer. Yani toplumu esas alan bir zihniyet yönetimde ise ister yerelde ister genel merkezde yani genel yönetimde o zaman bu sürecin yani yarınki günde doğabilecek muhtemel felaketlere karşı hazırlıklı olur, tedbirini alır. Şu anki merkezi yönetim enkazın altında kalmış dediğimizde bu mesele buradadır yani. Öyle bir büyük alana yayılmış doğal felaketin altında eğer sizin hazırlık süreciniz yoksa, bu süreç gereği gibi örülmemişse, sizin o esnada o ağır felaketin altından kalkma olanağınız olmaz. Hani devlet yoktur, devlet güçsüzdür, devlet nerede soruları sık sık gelişiyor. 6 Şubat'tan bu yana sık sık gelişiyor. Aslında devlet vardır. Bu devlet zayıf değildir. Devlet güçlüdür. Ama devletin planlamadaki öncelikleri biraz görülmesi gerekir. Şu iktidar, AKP, MHP iktidarı yani biraz böyle önceliklerini sıralarken örnek veriyorum savaşı kendilerince terörle mücadeleyi birincil olarak alıp planlamayı öyle yapıyor. Yani dolayısıyla savaşı mesela bir gecede eğer 72 uçak kalkabiliyorsa bu devlette ve koordineli bir iş yapabiliyorsa bu devlet güçsüzdür denilmez. Devletin öncelikleri sorgulanmalı. Şimdi merkezi hükümet açığa çıkmıştır ki deprem ve benzeri felaketler onun önceliği değil. İşte burada sorgulanması gerekir. Yani kaynakları siz savaş endekli planlarsanız, bütün gücünüzü savaş endekli planlarsanız bu tür bir felaketle karşılaştığınız zaman elbette ki sınıfta da kalırsınız, enkazın altında da kalırsınız. Yani yerel yönetimler merkezi yönetime rağmen davranabilir, toplumu esas alabilir, toplum çıkarlarını, toplumun refahını, toplumun güvenliğini esas alabilir ama Türkiye'de şimdi böyle bir problemle de karşı karşıyayız. Kayyumların atanma nedeni biraz da budur. Hani kendi özgünlüğümüze geldiğimizde her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Şimdi Van'da bir deprem kuşağı üzerindedir. Ve 30 yılda bir periyotlarla bir yıkıcı depremle karşı karşıya kalabiliyor. Şimdi bu noktada kentimiz hazır mı? Diyemeyiz yani. Hani işin içinde diyelim ki ya depremin hani dedik ya bir hazırlık süreci var, bir de deprem esnası ve ondan sonraki süreç var. Biz şimdi kentimizi analiz ettiğimizde böyle bir hazırlık sürecimiz yok. Biz göreve geldiğimizde ciddi bir yoğunlaşmamız vardı bu noktada. Hazırlığımızı bu temelde tamamlayacaktık ama 3 aylık bir süreç içerisinde siz bu işi yapamazsınız. Dolayısıyla kenara konulduk ama o projelerimiz mevcut. Yarınki günde yeniden eğer sorumluluğumuz yine yeniden göreve iade durumu söz konusu olursa birinci önceliğimiz budur. Yani bir başkasından beklemeden, merkezi hükümetten, Ankara'dan beklemeden böyle bir felaketle karşılaştığı zaman toplum kendi kendisine yetebilecek duruma gelecektir. Burada belediyenin öz kaynaklarını ve belediyenin olanaklarını seferber edeceğiz. Hani siz köyden kente doğru bir göç oldu doğru. Ama köy olduğu gibi kente taşındı. Şimdi Van'ı düşündüğümüzde Van büyümüş bir köy gibidir. Yani ilginç bir şeydir. Van'daki yapılaşmanın, yapı stoğunun %95'in üzerindeki stoklar planlı programlı değil. Bir mühendis denetiminden geçmemiştir. İşte şimdi bu tehlikedir, büyük bir tehlikedir. Hani bunun bir denetimden geçmesi lazım. Yani sorunumuz sadece merkezi yönetimin ya da yerel yönetimin müdahalesinin olup olmaması değil. Sorunumuz halkın, toplumun kendi zihniyetinde de var. Yani 100 bin liralık bir yapı inşa ediyor ama 5 bin liradan imtina ediyor, denetimden geçirmiyor. Fakat bu yapıyı sen 100 bin lira harcamışsan bunun 5 bin lirasını denetim için harcamayı da göze alacaksın. Bu yüzden diyorum yani biz önümüzdeki süreçte bu 6 Şubat'taki bu felaketi de ve sonraki süreci de yaşadık. 2011'de de yaşadık biz burada bu kent bir deprem yaşadı.
Ama biz bundan hem sorumlular olarak, hem örgütsel sorumlular, hem yapısal sorumlular, hem de yani yerelde şu anda inisiyatif değilsek bile, yani bizde diyelim ki belediyede görev alınmışsa bile, hala halk tarafından seçilmiş birer belediye iş başkanı olarak biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Yani halkımızla biz görüşeceğiz, tartışacağız. Bu yapı stoğunu denetimden geçirmeye çalışacağız. Ayrıca yarınki günde bir deprem felaketiyle karşılaştığımızda, hani bir başkasının çadırını, konteynerine ihtiyaç duymadan hazırlığımız nedir? Bu hazırlıkları da biz halkımızla tartışacağız. 6 Şubat'tan bu yana hiç kimsenin, halkın da, toplumun da, yerel yönetiminde ve genel yönetiminde ciddi bir hazırlığı olmadığı için işte resmi rakamlara göre 42 bin civarında insan yaşamını yitirdi. Büyük bir ekonomi külfet var ortada. 3 o kadarı da yaralıdan söz ediliyor. Hele kimliği tespit edilmeyen yaşamını yitirenlerden söz edildiğinde bu sayı daha da artıyor. Bir de yani o illerin toplumsal demografisinin değişimiyle o da büyük bir tehlike ortada. Sahipsiz kalan çocukların akıbetleri şu anda çoğunun belli değildir. O ortada. Bunların hepsi kendi içinde bir maliyettir. Hepsi kendi içinde bir felakettir. Hepsi kendi içinde büyük tehlikeler arz ediyor. Eğer biz yerelde kendi kendimize yetebilecek bir güce, bir iradeye, bir zihinsel yapıya kavuşursak, o zaman biz bu kadar daha sonucu, yani böyle nasıl diyeyim, altından kalkılamayacak kadar bir sonuçla karşılaşma durumumuz olmaz. Önümüzdeki süreçte ciddi ciddi biz bu tür felaketlere toplumu kendi kendisine yetebilecek kadar hazırlıklı duruma getirmeyi düşünüyoruz.